Allah ya Allah abi ya Allah abi ya bu ne ya bu ne ya arkadaşlar küçücük odunun üstüne takılı kaldım ben ya beni denizin üstüne unuttular <laughs> Allah'ım ya annemi annemi arayamaz mıyım arkadaşlar burada ya valla telefonda çekmiyor ki ne yapacağız biz burada ya arkadaşlar denizin ortasında kaldım Allah bayıldım mı lan ne oldu lan Oo, bu ne arkadaşlar bir şey çaktım bir dakika burası ada mı ben burada hayatta kalabilirim galiba bir dakika burası kocaman bir yer galiba şuradan bir yukarıya çıkayım Allah bismillah abi burası kocaman arkadaşlar kesin burada hayatta kalabilirim Oh be kurtuldum galiba <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim bir sorunumuz var benim karnım çok acıktı burada yemek falan hiçbir şey yok ya bu ne ya bu ne dümdüz tatalan bu Allah'ım ya Ve oyuna başladık çok güzel Arkadaşlar hemen şuradan bir gidelim ilk önce 8 dolarımız varmış Bu taykın oyunu gibi olduğu için hemen şurada bir tane çalışan almamız gerekiyor Evet çalışanımız geldi evet selamun aleyküm selam hoş geldik kardeşim sen burada şimdi bize balık tutacaksın tamam hadi, hadi dur 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 ben de sana yardım edeyim ya Benim de elinde olta var ya abicim bana yemek lazım yemek tamam mi? Sabahtan beri denizin ortasına sürükleniyorum arkadaşlar. İlk önce bir karnımı doyurayım. Bir sağlıklı düşünmeye başlayayım. Ondan sonra ne yapacağımızı karar veririz. Yani burada bir şekilde kurtulmaya çalışacağız. Ve çalışanımız bize 10 dolar kazandırdı. Allah balık tuttuk balık tuttuk ve balık geldi. Çok güzel. Balığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Kocaman balık tuttum. Şimdi şu balığı bir hemen pişirelim arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Seç diyoruz ve balığımızı koyuyoruz. Balığımız burada pişmeye başladı. Çok güzel. Şimdi 60 dolarımız birikmiş. Hemen tabii ki de ne yapacağız? Çalışanlarımızı satın alacağız. Hemen şunu satın alalım. Sonra 25 dolar bir Böyle satın alalım. Oho böyle satın ala satın ala satın ala satın ala gideceğiz. Her şeyi hatırlamamız lazım. Şu anda daha ilk gündeyiz arkadaşlar. Galiba sanırsam bu adada bir hafta boyunca hayatta kalabilirsek bir hafta sonra da annemin aklına geliyorum. Annem diyor ki e, bu ne de le, bu Emirhan diyor. Tam bir hafta geçti yalnız bu arada. Onu da bir unutmayalım yani. Tam bir hafta geçti. Sonra annemin aklına geliyorum. Annem ne bu Emirhan diyor ve beni kurtarmaya bir tane yani böyle gemi gözleri arkadaşlar. Ama bir hafta boyunca burada kalacağız. Yani bir hafta boyunca annemin aklına gelmiyoruz. Niye öyle oluyor gerçekten bilmiyorum. Ama boş ver şimdi. Biz şimdilik balık tutmaya başlıyoruz. Oh sandık tuttu. Oh, arkadaşlar bir tane çalışanımız var şurada. Yunus Polat sandık tuttu az önce bir saniye ona da bir bakmam lazım şurada bir tane sandık var da şu balı ben bir tutayım de abicim hadi bakalım deme balımız geldi harika çok güzel bir tane daha balımız geldi şurada bir tane sandık vardı e bu sandıktan gelmişti az önce galiba bundan bir iki tane daha falan tutmamız gerekiyor arkadaşlar ve yemeğimiz pişmiş hemen yani bir tane daha pişirelim arkadaşlar pişmiş yemeğimiz de geldi bakın son altta arkadaşlar açlık seviyemiz yazıyor yüzde kaç aç olduğumuz üşüyoruz mu yoksa sıcaktan bayılacağız mı burada da canımız yazıyor güzel yüzde 84 şu anda ben bir tane balımızı yiyelim bakalım çok Allah. Allah. Arkadaşlar yağmur başladı diyor. Dur 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 dur. Oğlum ya dur 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 dur. Allah vallahi canım gidiyor arkadaşlar. Oğlum zehir mi yağıyor? Ne yağıyor? Bu nasıl bir yağmur böyle? Hemen çadırma saklandım. Allah'ım ya. Canım çok gitti arkadaşlar. Aa, neyse canım yavaş yavaş doluyor karnımız tok olduğu için. Güzel. Arkadaşlar çadıra bakın. Çadıra bak. Böyle çadır mı olur? Bu ne ya? Üstüne bir tane battaniye var çadır sadece. Bu battaniye mi beni koruyor? Arkadaşlar bizim çadırımızı yükseltmemiz lazım. Yağmur bitti mi? Yağmur bitti. Şuradan aa yeni çadır için arkadaşlar hem daha fazla altın veriyormuş. Daha fazla can veriyormuş ama 500 dolar Istiyor. Bir sene şimdi ilk önce paramızı harcamıyoruz. Paramı sadece şu çalışanlara harcamak istiyorum. Çünkü bize para getirdiği için ilk önce kesinlikle bunları almak istiyorum. Hatta şuradan en pahalısını bir alalım arkadaşlar. Şundan ikisi de bittiğinde gerçekten bayağı rahatlayacağız. Ve ilk gün bitmek üzere çok az kaldı. Allah balık pişmiş balık pişmiş. Hemen gidelim şuradan bellemizi alalım. Afiyet ben görüyorsun Ama şimdi yemeyeceğim arkadaşlar. Karnım acıkınca yiyeceğim. Bu burada dursun. Tamam güzel oldu. Harika ben şurada balık tutmaya devam şimdi de o sırada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen balık tutmamız lazım. Yalnız bir şey diyeceğim. Abi bir tane daha sandık geldi. Yok arkadaşlar sandık buraya gelmiyor ya. Sandık para olarak bize geliyor galiba. Tam olarak anlamadım. Baksanıza altı sandık falan tutuyor. Hop bir tane de ben tuttum. Bit ya bana gene balık geldi ya. Ya bir tane sandık ben tutayım ya. Tamam şu an tüm çalışanlarımızı aldık harika Şu anda arkadaşlar tam olarak yapmak istediğim şeyi yaptım Tüm çalışanlarımızı aldık Onlar orada bize efsane bir şekilde para getirecek Bu arada şu oltamızı yükseltmek için 450 dolar mı abi Her şey çok pahalı ya Şu etraftaki şeylerde gereksiz aksesuarlar falan da var arkadaşlar Onları da şu an satın almak istemiyorum Şu an tek satın almak istediğim şey şu çadırımı yükseltmek Bir de şu oltalarımızı yükseltmek arkadaşlar 450 dolar Çadırım kaçtı 500 dolar da Aha bu arada sandık gelmiş Hemen sandığımızı açalım bakalım ne geliyor 5 alttakini seçiyorum arkadaşlar bakalım ne geliyor bakalım ne geliyor ve 250 dolar geldi Güzel 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 Çok güzel oldu baya bir paramız birikti Şimdi şu çadırımızı bir yükseltebiliriz Çadırımızı yükselttik Ve abi çadırım efsanevi oldu Valla çok güzel oldu Bir de arkadaşlar 450 dolar verip şuradan bir tane oltamızı da yükseltelim Tamam oltamız da önemli yani bu da önemli Hatta hemen bir tane balık tutalım bu oltayla Abi çalışanların oltası hiçbir zaman yükselmiyor Sadece bizim oltamız yükseliyormuş ya O zaman yükseltmemize bence gerek yok arkadaşlar Zaten bizim balık tutmamıza ihtiyacımız yok Gerçi var da zaten çok çabuk doyuyor ya ben şöyle iki tane balık tuttum mesela bu bana iki gün yeter zaten abi elimde bir tane pişmiş balığım var ya o zaman tamam ben bir daha arkadaşlar şuraya gelip oltamı yükseltmeyeceğim. Şimdi etrafta sitelememiz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Madem yani hiçbir şey satın almıyoruz şu an. Neyme şunları bir satın alalım bakalım ne var ne yok. Etrafa da bir bakmış olalım. Bunlar neymiş? Ya dediğim gibi gerçekten bunlar aksesuar ya. Vallahi aksesuar bunlar hiçbir şeyimizi yaramaz bizim ya. Abi şu çadırımızı geliştirebilecek bir şeyimiz yok mu? Şurada bir tane çadır varmış da bu ne bu ne işe bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Allah bir tane bir şey başlıyor arkadaşlar. Az önce asit yağmuru başlamıştı ya. Bunlar ne lan bunlar ne? Allah'ım ya çadır aldım çadırın üstüne çıktı. Arkadaşlar galiba bunları gitmememiz gerekiyor ki anladım şu anda anladım yani bundan üstüne gitmememiz gerekiyor da ne kadar saçma bir şey bu ya tamam üstüne gitmeyelim ölmeyelim abi vallahi ölürsek biteriz daha ilk gündeyiz ya gece oldu bu arada artık uyumak istiyorum uykum geldi aynen öyle artık git ve uyu diyor zaten hemen buraya geldik ve uyuduk İlk günümüzü tamamladık arkadaşlar çok güzeldi be Yedi gün boyunca burada kalacağız evet ikinci günden herkese merhaba şimdi etraftaki her şeyi tekrardan satın almaya çalışacağız arkadaşlar şu paramızı bir harcayalım bakalım burada balıkçılık yerleri falan varmış bunlar bir işimize yarıyor mu gerçekten bilmiyorum ama satın almamız gerekiyor gerekiyorsa satın alacağız mecbur arkadaşlar yoksa oyunu bitiremeyiz bunların hepsini satın alalım buraya korkuluk falan geldi bu ne aksesuar geldi birazcık daha birazcık daha aksesuar geldi bu arada bu işler çadırda ne işe yarıyormuş galiba arkadaşlar bizim bu çalışanlarımız gece uyuyabilmesi için buraya böyle çadırlar aldık güzel oldu oha bunlar ne arkadaşlar buraya çamaşırlık falan koyduk ya ne gerek var çamaşırlığa ya ben sanki sonsuza kadar burada yaşayacağım oğlum bir hafta yaşayacağız sadece bir hafta ya bir haftadan ne olacak Allah'ım ya bir çamaşır makinesi eksik denizin ortasındayız arkadaşlar tamam hemen bir tane daha çamaşırlık alalım arkadaşlar burada galiba elbiselerimizi falan kurutacağız Tamam. Şu anda arkadaşlar adadan satın almadım. Sadece şuradaki 4 tane şey kaldı. Bunları da satın aldığımızda şu an bu adayı bitiriyoruz ve adayı genişletmemiz lazım. Çünkü bir hafta boyunca burada yemin ederim ben sıkıntıdan ölürüm ya. Vallahi bile çok sıkılırım burada ya. Burada sadece arkadaşlar aksesuarlar varmış. Balık tutsak mı ya? Balık tutmaya hiç gerek yok. Çünkü şurada zaten benim pişmiş balıklarım vardı iki tane daha. Aynen şu anda zaten inventerim de doldu arkadaşlar. Daha fazla balık alamıyorum. Bir tane sandık geldi hemen sandığımızı açalım. Bu sefer de şunu açacağım arkadaşlar. 10.000 dolar falan verecek ne güzel olur ya. Yemin süper olur. Aa 4 dakikalığına şey verdi arkadaşlar. Arkadaşlar kat para verdi. Tamam bu da güzel bu da güzel kardeşim bu da çok güzel. Şimdi almadığımız her yeri satın alıyoruz ve bu adayı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Oha şurada bir yer açıldı arkadaşlar. Ve burası da 550 dolarmış. Tamam 550 dolar bir kere kadar şurada hemen bir tane balık tutalım arkadaşlar. Ya balık değil de bir tane sandık gelse ölmez mi kardeşim ya? Vallahi bir tane sandık gelsin artık ya. Ve çektim balığımı. Yine balık geldi arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Şurayı bir açalım bakalım. Allah yerden balık yağıyor gökyüzünden. Arkadaşlar o yeni etkinliğe bakın. Hemen şu balığımı ben bir yiyeyim arkadaşlar karnımı bir doyurayım. Hatta şunu da bir yiyeyim ben arkadaşlar. Evet. Rüyadaki balıkları toplamamız lazım. Bir tane daha balık yiyeyim de karnım full artı full doysun arkadaşlar. Hemen bu balığımı da yedim. Tamam. Şu yerdeki balıkların hepsini toplamaya çalışıyorum da. Toplayamıyorum ki arkadaşlar. Şöyle %100 doygunluğa ulaştım zaten. Karnım yemin ediyorum tıka basa doydu ya. Ve şu hemen çalışanlarımızı satın alalım. Güzel. Alabildiğimiz kadar çalışan satın alacağız. Çünkü arkadaşlar şu anda 2x para şeyi var ya. O bitmeden hemen yapalım. Zaten 30 saniyesi kalmış. Hemen hemen çabuk çabuk. Arkadaşlar şimdi çadırımızı yükselteceğiz. 1000 dolar biriksin. Tamam 1000 dolar birikti ve çadırımızı yükselt

Olem. Bu ne ya? Arkadaşlar etrafı hep açık bunun. Yemin ederim az önce çadır daha güzeldi ya. Tamam bundan sonraki arkadaşlar bayağı kulübe gibi oluyor. Tamam bu artık güzel. Yani artık soğuktan falan korunabiliriz galiba. Ve ikinci günde bitti. Uyuyalım. Allah arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum etrafta delikler açılmış. Ya bunları tuşa şey yapmamız lazım. Tamir etmemiz lazım yoksa para kaybedermişiz. Tamir et tamir et tamir et. Bu ne ya? Yerde sular geliyor. Dur bakalım. Aha bir tane daha yer var şurada. Ya bunlar nerede çıktı? Bu ne nerede çıktı ya? Neyse bunların tamir etmemiz lazım. Acilen bak bak bak. Hala delikler açılıyor. Abi paramız zaten sınırlı arkadaşlar. Daha fazla şey yapamayız. Kaybedemeyiz. Tamam şu an etrafta hiçbir delik yok arkadaşlar. Her yeri tamir ettik. Aa, hayır ya hayır ya, bir tane vermiş. Ama paramız birikti. Şimdi arkadaşlar şuradaki her şeyi bir satın alalım. Ondan sonra artık burayı daha da büyütmeye başlayabiliriz. Buradaki çalışanımızı da satın aldık. Ve yeni yer. 7500 dolar. 7500 dolar biriktireceğiz. Bir de 7500 dolardan önce bir arkadaşlar şu çadırımızı yenilesek aslında hiç fena olmaz. Şu an zaten satın alacak başka hiçbir şey kalmadı. Çadırımızı yenilememiz lazım bence. Ve çadırımızı yükselttik. Çadırımız artık kulübe gibi oldu. Abi harika gidiyoruz arkadaşlar ya. Üçüncü günün de ortasına geldik ve artık üçüncü günde bitiriyoruz. Arkadaşlar daha burada bir hafta daha yaşamamız lazım ya. Yemin ederim bir hafta daha yaşamamız lazım ya. Şu anda her şey gayet yolunda gidiyor arkadaşlar. Burada harika bir şekilde kaç tane? 2, 4, 6, 7 burada, 7 burada. 14 tane çalışanımız var. 7 tane de burada toplam 21 tane çalışanımız var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde 21 tane çalışanla beraber harika bir şekilde ilerliyoruz. Üçüncü günün ortasına geldik. Yemin ederim harika gidiyoruz ve burada tam bir hafta boyunca duracağız arkadaşlar. Ve bir haftanın sonunda annemin de aklına gelirse şayet benim evde olmadığım gelip beni kurtaracak. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videonun sonuna geldik. Eğer bu videoya tam 1000 like gelirse. Bundan bir sonraki videoda arkadaşlar bu oyunu komple bitireceğiz. Ve tam bir hafta boyunca hayatta kalmış olacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>